Konsol oyundan merhaba arkadaşlar. Oyun dünyasını yakından takip ediyorsanız son senelerde şunun farkına varmışsınızdır. Japonya oyunlar konusunda kan kaybediyor. Oyun geliştirme konusunda çok ciddi sıkıntılar olan bir ülke halini aldı. Halbuki bir dönem aslında hani Atari'de Atari döneminde şöyle birazcık bu endüstri oyun oynama olayı biraz ticari olarak da şey kazanıp Evlere konsollar girmesi gibi bir sürece girdi. İnsanlar orayı bir iş halini e, <laughs> görmeye başladılar. Yatırımlar falan başlamışken Asabi önceki programda konuştuğumuz itnin vesaire gibi olayların işin içerisine girmesiyle birlikte sektör çöktü. Ve başlangıçta Nintendo'nun atılımı olmak üzere e, Sega'dır, Sony'dir, önemli Japon oyun geliştiricileri ve Elektronik devi firmaların işin içine girmesiyle birlikte tekrar hani altın ça hani daha öncesinden çok daha güçlü bir şekilde oyun dünyasının geliştiğini ve bugünkü halini aldığını gördük. Ancak e, özellikle PlayStation 3 ve Xbox 360 dönemiyle birlikte başlayan süreçte Japon rpg'lerinin ama yeni oyuncuların Japon rpg'lerini veya o türü sevmemeleri diğer Sadece Japon RPG'si demeyeyim. Devil May Cry'ı da bunun içerisine hı hı. katabiliriz. Resident Evil'ı katabiliriz. Silent Hill'i katabiliriz. Aslında hep biz JRPG dediğimiz için Japonları sadece o oyunları geliştiriyormuş gibi görüyoruz ama hayır. Yani korku oyunundan tut, shooter'ına kadar, macera oyununa kadar, platformuna kadar bu adamlar her noktada her tarzda oyunu hı hı. yaptılar. Yani beyin geliştirmeden tut da bulmacaya kadar. yığınla oyun yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Eee ama her ne olduysa o süreçte aslında ne olduğunu az çok biliyoruz yeni e, nesil oyunculukla birlikte değişen bir süreç ve artık batı şeylerde Japonya yapımcılar da biliyorsun yavaş yavaş al abi bir şey yapsın işte Dead ya Rising'in ilkini çok üstat bir isme yaptırırken çok da keyifliken ikinci abi ver Vancouver Stüdyosu yapsın veranası satin Ninja Theory yapsın şu yapsın bu yapsın derken oyunların zaten Yavaş yavaş azalıyordu, kitlesi küçülüyordu. Daha büyük yapmaya çalışırken o çekirdek e, bizim gibi kitleyi, yok kitleyi kitle. de yavaş yavaş soğutmaya başladılar. Ama problem sadece burada değil. Esas konumuz Japonya'daki oyuncu sayısında ve oyun satışlarıyla da alakalı bir problem olduğu. Dengeki Online isimli bir site yapmış olduğu araştırmada 2007 yılından 2017 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte ki 2007 bana çok yakın geliyor. Yani evet. 2007'nin 10 yıl önce olması beni inanılmaz korkutuyor. Aynen Biz öyle. Hayvani bir şekilde yaşlanmışız ben sana söyleyeyim. Ben üniversiteye gidiyordum yani. <laughs> yani e, 2007'de ben askerden yani Türkiye Jockey Kulübü'nde çalışıyordum ben, falan yani. Üniversiteyi dün gibi hatırlıyorum yani. Çok yakın bir zamandaymış gibi. Hani üniversiteden ya, Çıkalı çok uzun yakın bir zamanda çıkmış gibi görünüyor. Çok fena yani. abi neyse çok hızlı akıyor o zaman. <laughs> ben 2007 deyince ulan bu 10 yıl önce nasıl yani o zaman çıkan oyunlar nostaljik mi oluyor <laughs> falan şimdi diyorum. Neyse konumuza dönelim. Durum şu arkadaşlar o dönem gerek oyun satışı gerekse oyun donanımı satışı ile birlikte yıl e, o yıl itibariyle mesela 1 milyar doları görmüşler. Bu senese 2017 senesi ise artık 2017'nin sonuna geliyoruz 350 milyon dolar hı hı. üçte biri kadar Aynen. İnanılmaz bir fark inanılmaz bir değişim ve burada birkaç tane yorum var onları okuyup sözü sana bırakacağım ee, hani Önü açmak için birazcık hı hı. bu kadar konuşuyorum kusura bakma seni de evet. engelliyormuş gibi oluyorum ama birisi demiş ki PlayStation 4 ve Switch'e çok fazla ilgi duymuyorlar Japonya'da artık Mobil cihazlar hüküm sürüyor. Hı -hı. Mobil cihazlar üzerinde insanlar oyun oynuyor demişler. Ee, bir kişiye demiş yani market çok kötü durumda. İyi bir oyun oynamak istiyorsan İngilizce öğrenmen gerekiyor demiş. Yani Japonlardan iyi Hı -hı. oyun gelmiyor. Hani bizim dediğimiz şey var ya Aynen. batılılara verelim falan filan dediğimiz olay. Ee, bir diğer oyuncu hani 5 yıl önceki oyunları oynuyorum hala. Yeni Hı -hı. oyun dediğiniz oyunlar beni cezbetmiyor. İlgi duymuyorum. Yani, hali Hal böyle olunca yeni konsol donanım ve oyun almama gibi bir durum oluyor. Ya bu şekilde giden... Mesela şey demiş birisi. Çok fazla devam, devam oyunu de, var. De, yeni evet. bir şey sunup da beni heyecanlandırmıyor diye bir yorum olmuş. E, bugünlerde Steam'i daha çok kullanıyorum ki... Son dönemlerde sen de ben de şey dedik ya. Aynen. Abi biz niye bu kadar PC oyunculuğuna kaydık vesaire falan. Demek ki bizde olmuyormuş. E, birisi de şey demiş... Yani berbat paçinko oyunları dışında bir şey yapmaz oldu hı hı. Japon oyun firmaları. Yani benim ilgimi çekebilecek tek şey VR. VR'da geleceği olup olmadığını bilmediğim ve çok pahalı bir teknoloji o yüzden paramı gömmek istemiyorum demiş. Efendim durum bundan ibaret ve güvenli liman olarak mobil cihazlar görülüyor. Zaten iyi bir ücret ödeyip bir mobil cihaz alıyor ve orada belki de oyun keyfini bir noktada orada yaşayıp ama tamam bugünlükte bu bana yetti deyip hı hı. kapatıyor. Efendim tüm bu anlattıklarım yaklaşık 5-6 dakikadır konuşuyorum. Bunları masaya yatıralım. Buyurun Dost Bey ne diyorsunuz? Abi öncelikle ee, oyunun alınması için oyunun yapılması lazım. Senin de dediğin gibi Japonya'dan artık iyi oyun çok nadiren çıkıyor. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Çünkü e, sektör 2007'de değişti tam olarak. 2007'de Call of Duty Modern Warfare'ın çıkmasıyla beraber onun getirdiği akımla beraber oyuncu kesim toptan değişince firmalar onlara hitap edecek oyunları yapmaya çalışır, çalıştılar. E, Japonya bu işten anlamıyor. Kusura kimse kusura bakmasın. O kitleye hitap edecek batı tarzında oyunları yapmakta başarısız bu adamlar. Shooter'larda bilmem nerede. Bir tane Dark Souls. Dark Souls var batıya batı hitap edebilen. Onu da zaten alı alıcısı maksimum 5 milyondur en fazla. Hadi ya. Yani Çok zorlarsan böyle acayip zorlarsan 5 milyon. ...milyon satıyordur diye düşünüyorum ben en fazla. Ee, onun haricinde ne var? Metal Gear Solid var. 6 milyon satan. Ki yani o, bile yani o bile parasını anca çıkartıyor. O bile parasını anca çıkartıyor. Onun haricinde böyle gerçekten zorluk marketingin dibine vurarak Final Fantasy çıkartıyorlar. Final Fantasy 15. O da 10 senede çıkıyor. Çıkan Arken oyunda, inçik. çıkan oyunda zaten tam değil. Yani darma duman bir oyun. E şimdi sektör bu halde olduğu zaman geri kalan oyunlar bildiğinde biraz önce YS'e bakıyorduk mesela. Tam oyun çok güzel diyorlar ama mesela görsel olarak baktığın zaman hani çok çirkin görünüyor. Ama yani Japonların klasik son 10 yılda çıkardıkları oyunlar hala PlayStation 2 döneminden kalma gibi duran yüzlerce CRPG oyun var. Ha görsel olarak ben umursamıyorum. Ama o kesim umursuyor abi. Tabii ki Onu yani. umursayan, görselliği gerçekten çok fazla umursayan ve sırf onun için oyun olan ciddi bir kesim var. Ve şimdi bir gün yani bu tarz etkenler var ve oyunlar doğru düzgün çıkmadığı zaman ya da işte Capcom'un yaptığı gibi sırf daha fazla satsın diye ellerindeki bütün büyük IP'leri, buff'lı da şeyleri dağıtıp onlar da serinin içine sıçtığı zaman... Yani bildiğin tamamen yanlış kararlar silsilesinden ibaret şu 10 yıl Japon oyun sektörü için. Doğal olarak da yani asıl şeyin kimliklerini kaybetti oyunların büyük bir çoğunluğu. Üzücü değil mi? Çok üzücü canım yani ben çok üzülüyorum. Ya bunun çok da dalgasını çok... ileride bir gün biz de yaşamayacağız yani... sence? Abi yaşıyoruz zaten. Ya yaşıyoruz ama ben iyice zevk alamıyorum. Ben sence. zevk alamıyorum oyunlardan. Bildiğin yaşıyoruz. Ben yani 10 sene önceki her bir oyunu oynarken farklı bir şeye girme hissiyatını artık yaşayamıyorum. Adamın dediği doğru her şey devam oyunları üzerinden gidiyor. Sürekli gördüğüm şey bir şeyin devamı orijinal şey de görmüyor. Bu tek oyunlarda değil bu arada. ...filmlerde de böyle... Yani ...orijinal film diye bir şey kalmadı artık... ...kimse orijinal film yapmıyor... ...ya kitap uyarlaması... ...ya birinin devamı... ...ya Marvel film, 60 ya filmi... ...60'lardakinin yeni uyarlaması... Yani, yani. Evet, ya, ...ya bir şiir remake... ...ya bir şey reboot'u falan diye gidiyor paso... ...orijinallikten bayağı uzakta kaldık... ...bir şey soracağım... Ee, ...sence 90'larda... ...veya 2000'lerin başındaki süreçte... ...oyun yapımcıları oyunlarla alakalı olarak... ...pek çok eşsiz fikri kullandı... ...tüketti de mi bir şey çıkmıyor... Ama baktığımız zaman bağımsız yapımcılar kanadından geçen gün Hı -hı. Nintendo Switch e, sunumunda duyurulmuş bir shooter oyunu gördük. Ateş Hı -hı. ettikçe karşıdaki rakibinin e, ateş evet. ettiğin yerine göre daha senin işte belli başlı yerlerin büyüyor falan filan gibi. Eğlenceli, küçük bir konsept. Yani baktığın zaman bu firmaların aklına gelmeyecekleri diye bir şey yok. Mesela ben bu aralar Shadow of Mordor oynuyorum. Shadow of Mordor'un Nemesis sistemi Hı -hı. yakın zamanda şöyle baktığımda yenilikçi olarak atfedebileceğim işte her orkun kendine özel güçlü yanları ve zayıf yönlerinin olduğu falan filan. Hani eksik yönleri olsa da genel olarak beğendiğim bir oyun oldu ama... ...bu tarz şeyleri neredeyse hiç görmüyoruz. Görüyorsak Abi da bağımsızlardan görüyoruz. Var aslında biliyor musun? Aslında var ama o kadar basite indirgeniyorlar ki... ...farklı bir şeymiş gibi hissettirmiyor. Watch Dogs'un getirdiği şey normalde korkunç bir yenilik. Bütün şehir senin kontrolünde. Tamam mı? Oyun oynarken ben Watch Dogs'un şey olmasını beklemiştim. Silah olmayacak. Karakterin sadece bir cep telefonu var... ...ve cep telefonunda şehri yöneterek savaşacağım bir oyun. Sadece etraftaki envantörlerle. Ne? ne kadar ilginç şeyler olabilir ama bunu çeşitlendirip aslında böyle gerçekten bir tam bir mekanik olarak yedirsen oyuna. GTA'dan daha çekici hale gelmez mi? Çok daha çekici hale gelir. Ama ne? Sadece bir trafik ışığını değiştireyim. Bir şeyi çıkar çıkarayım ona çarpsın falandan ibaret. Yani o kadar basitleştiriliyor ki. Aslında fikirler yok değil. Çok basite indirgenerek uygulanıyorlar oyunların içine. Bence sıkıntı oradan geliyor zaten. Ve 90'ların başında her bir jenerasyon atladığında yepyeni gerçekten büyük bir teknoloji geldiği için adamlar o teknolojiyi nasıl daha iyi değerlendirebiliriz. Nasıl buna daha yaratıcı bir şekilde yaklaşabiliriz diye düşünüyorlardı. Şu anda bir jenerasyonla diğerine atıldığında zaman fark neredeyse yok gibi bir şey zaten. Sadece görsel olarak bir yenilenmeye bakıyorlar. Bu bize bu yeni teknolojiyi nasıl yeni mekanikler koyabiliriz diye düşünmüyor kimse. Sadece görselliğini yapabiliriz? Daha yüksek çözünürlüğe yapabiliriz. ışıklandırmayı nasıl daha iyi yapabiliriz vesaire diye gidiyorlar. Ve zaten sektör şey çok yani, kötü bir yöne doğru gidiyor. Bu yıllardır böyle zaten. Şey de var yani mesela ıı, erteleme, reddetdirdem şunun falan ertelenmesini biraz şeye vurduruyorum. Bu Xbox One X'in çıkışı ve PlayStation 4 Pro'ya da vurduruyorum. Hı hı. Yani sürecin sadece bug'dan arındırılmış her yan senaryonun birbirinden eşsiz şekilde ilerleyen bir konsept olması gibi bir süreç değil de... Aa, PlayStation 4 Pro ile Xbox One X çıkıyor ne yapalım abi 4K support. Hı hı. Bunu nasıl 4K ile destekleyebiliriz? Yani bu şekilde gidecek abi yarın 8K çıkacak. Ertesi gün 16K çıkacak. Herkesin keyfinde olacak ama... Ben şeyin tamamen e, kötümser düşünüyor olabilirim ama tamamen tükeneceğine inanıyorum. Böyle böyle o 60 dolarlık oyunların tamamen tükeneceğine, bu sektörün ciddi anlamda çökeceğine inanıyorum. Geriye multiplayer tabanlı oyunlar, mobalar, free to play'ler, e-spor tabanlı oyunlar bizi kurtarırsa bağımsız yapımlar veya şey işte böyle Divinity Original Sin gibi küçük Hı -hı. stüdyoların yaptığı, çok büyük görsellik içermeyen, e, daha çok böyle hani orta karar oyun diyebileceğimiz. işte Shadow Warrior olduğu gibi bu tarz oyunlar bizi kurtaracakmış gibi gözüküyor ve belki onlar da bir süre sonra erecek. Çünkü onların alıcısı şu anda 20'lerin ortalarında, 30'ları başlarında olan insanlar yine senin benim gibi. Hani hala adamlar bize hitap ediyorlar. O 90'lar döneminde oyun oynayan kitle ve bu tükenecek ben sana söyleyeyim. Tükenecek. Bu da tükenecek. Hı -hı. O insanlar yavaş yavaş hayatlarında başka şeylerle uğraşmaya başlayacaklar. Yeni oyunlardan haz etmeyecekler. O böyle eriyip gidecek ve tamamen tükenecek bence. Şimdi Japonya'da neden bu durumun yaşandığına gelirsek. Evet bir tanesi en önemli sebebi gerçekten bu Japonya çok fazla yabancı dil konusunda iyi olan bir ülke değil diye düşünüyorum. Hı -hı. Ben. Benim gördüğüm kadarıyla yani çok yani kendi dillerinde yatkın olmamasından dolayı kolay kolay yabancı dil öğrenmiyorlar. Burada İngilizceyi bayağı iyi anlıyorlar aslında. Konuşamıyor olabilirler ama anlıyorlar. Cidden İngilizce Hı -hı. eğitimi görüyorlar çünkü hayatları Hı -hı. boyunca. Konuşamıyor olabilirler o ayrı mesela mesele ama anlıyorlar. Ee, en azından benim tanıdığım Japonlar diyeyim. Hayatım ucu tanıdığım Japonların hepsi yani hiçbir İngilizce konuşmuyordu ama hepsi anlıyordu. <laughs> çok enteresan bir <laughs> yani, şey. Yani, anlayabiliyor çünkü dillerine de çok fazla İngilizce kelime yedirilmiş olduğu için English dediğimiz bir mantık var ya. Şimdi i̇şte bu adamların evet çok fazla dışarıya dönük şeylerle alakaları yok. Ve eğer bir büyük bir oyun oynamak istedikleri zaman hep batılı oyunları oynamak zorunda kalıyor. Çünkü Japonya'dan çıkan büyük oyun artık çok az. Bu konuda 2017 çok ilginç geçti bu arada. Gerçekten Japon oyunlarının tekrar şahlandığı yıl bu yıl aslında. Evet, bir zamanda. dünya çok yüksek puanlar alan iyi de satan oyunlar oynadık. Neo, Resident Evil 7, Rezotival Neo, Nier Automata, Legend of Zelda. Ondan sonra Mario Odyssey geliyor. Mario Odyssey gelecek. Bayağı oyun oynadık şaka makasından. Splatoon. Ee, ama normalde bu kadar fazla oyun olmuyor. Adamların oynayabilecekleri. Bu kadar fazla oyun da çıkmıyor. Ee, şey, şeyleri de onların kültürlerine de hitap etmiyor olabilir. Çünkü Japonya'da çıkan oyun herhalde tam Japonlara hitap ettiğini anlıyorsun. Onların kültürüne, anime stili olabilir. Bu direkt olarak kendi geleneklerine, kendi tarihlerine yönelik oyunlar olabilir vesaire falan. Onların stiline de uygun olmayan çok fazla oyun çıkıyor normalde. Diğer tarafta mobil her yerde olduğu gibi orada da çok popüler. Ve yani ...yeni gelen nesil direkt olarak mobili tanıyarak girişiyor bu işin içine... ...ve orada oyun oynamaya devam ediyor. Free-to-play oyunlar orada da aşırı popülerler. Hani oradan şeyi bekliyorsun böyle ağır bir oyun kültürü falan bekliyorsun ama yok. Adamlar çatı çatı browser'da MMO oynuyorlar. Yani şey bile değil bilgisayar belirme browser üzerinden MMO oynuyorlar. Sadece hayatlarını onunla geçiren ciddi bir kesim var. Öbür taraftan bizim yaşımıza gelmiş olan insanlar... Japonya'da kolay kolay şey yapamadıkları için zaman bulamadıkları için Japonya'da çalışmak çok ağır çalışma şartları gerçekten çok yoğun geçiyor insanların günleri öyle çok fazla boş zamanları olmuyor açıkçası hayatlarını işe, işlerini adamak zorunda kalıyorlar orada ve bazı insanlar 3-4 saatlik yoldan gidip geliyorlar senin yaptığın gibi. Yani Tokyo'da, abi ben seni. <laughs> Tokyo'da yaşamak çünkü kolay bir şey değil ve Tokyo'da kiralar vesaire çok pahalı ve bu insanların hayatlarının veya boş zamanlarının büyük bölümü yolda geçiyor. E böyle olunca bu adam ya mobilde oyun oynuyor ya ya, ya, ya el konsolunda o oynuyor. O yüzden bir Switch çıktı acaba yani, diye düşünmüyor değil Japonya'da Vita'nın hala güçlü olmasının tek sebebi bu. Hala bu yüzden evet. e orada yani Vita'da hala insanlar oyun oynuyor el çünkü yolda geçiyor hayatları yani ve... Hani bu el konsol alacağım ama telefonda oynarım diyen bir kesim de vardır var eminim. Abi var. Bütün bu Square Enix'in bile hala deli gibi mobil oyun çıkarıyor olması. Var Final Fantasy'nin ilk 6 oyununun hatta belki 7 falan da gelmiştir sırf hepsinin bu mobilde şey olması. Şey falan var. Chrono Trigger falan Hı -hı. falan var yani. Ya bütün bu oyunların mobilde falan açık. var vesaire. Yani pek çok etken var ama yani görünen köy kılavuz istemez diyorum. Yani baktığım zaman bir sürü sebep görebiliyorum neden bu hale geldiğini öyle sefiyorum. Daha kötüye de gidecek. Bu sene birazcık böyle bir şahlandı ha belki dedim ama sanmıyorum. Ben açıkçası. de pek sanmıyorum açıkçası. İnşallah lafı bize yedirtirler. Ben Hı -hı. çok isterim. E, tabii canım. Çok ben mutlu de. olurum böyle. Ben de ben de ben. Lan de. böyle böyle dedik ama ağzımız ağzımıza kürekle vurdular. Dost bak yeni Oni geldi, Devil Maker'a geldi. Bak Silent Hill falan filan diye. Ama <laughs> Ee, maalesef, maalesef ki artık onlar çok küçük bir kitleye, çok küçük bir gruha hitap ediyorlar. Böylesi genişlemiş, büyümüş bir sektörde. Efendim, izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka video daha görüşmeden evvel tabii ki yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese iyi oyunlar.